İyi günler arkadaşlar. Bugün Medeni Usul Hukuku dersimizde daha önceki derste başlamış olduğumuz kanun yollarına ilişkin dersimize devam edeceğiz. İkinci kısmı ve tamamlayacağız. Geçen dersimizde kanun yollarının temel özellikleri üzerinde durmuş. Ayrıca istinaf kanun yolunu genel çerçevesiyle belirtmiştik. Şunu söylemek lazım. Hem geçen ders hem bu ders anlatacağımız hususlar bakımından ben temel bir sistemi, temel hükümleri ve her iki kanun yolunun, daha doğrusu kanun yollarının genel çerçevesini ortaya koymaya çalışıyorum. Kanun yolları şüphesiz ki hem genel anlamda hem de uygulama bakımından önem taşıyor. Çünkü üç dereceli bir yargılama sistemimiz var. İlk derece, istinaf ve kanun yolu. Şüphesiz ki ilk derece önemli. Niye? Çünkü bütün bu yargılamaların temelinde sağlam, doğru, sağlıklı, adil bir ilk derece yargılaması yatmakta. O yüzden ilk derece yargılamasını oldukça geniş anlattık. Her ne kadar istinaf ve kanun yolunu daha az anlatıyor isek de sizlerin özellikle kaynaklardan kanun hükümlerini daha ayrıntılı bir şekilde okuyup değerlendirmenizde fayda bulunmakta. Buradaki derslerde ayrıca sizin onları takibinizi şüphesiz ki kolaylaştıracaktır. Şimdi bugün dersimizde önce olağan kanun yollarından ikincisi ve en üst dereceli inceleme olan temyiz, daha sonra da istisnai ve olağanüstü bir kanun yolu olan yargılamanın yenilenmesi üzerinde duracağız. Kanunumuzda temyiz öncelikle 361 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş istinaftan sonra ve temyiz istinafa göre daha az hükümle düzenlendiğini görüyoruz. Bazı konularda ise duruma göre atıflar yapılmış. Şimdi temyiz demek veya temyiz incelemesi demek ne demek? Kural olarak Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı, bazı durumlarda ise göreceğiz ilk derece mahkemesi kararlarına karşı başvurulan bir kanun yoludur. Temyiz incelemesi de Yargıtay BAM tarafından ilk derecenin vermiş olduğu karar üzerine BAM tarafından verilen kararların hukuka uygunluk denetimini yapar. Hatırlayacağınız üzere daha önce söylemiştik ilk derece mahkemeleri hüküm mahkemeleri. Yargılama yaparlar ayrıntılı bir şekilde, maddi vakaları tespit ederler. O maddi vakalara yani somut vakalara uygun olarak hukuki nitelendirme üzerinden bir hüküm verirler. İstinaf da ise bölge adliye mahkemeleri önce bir denetim yapar. İlk derece mahkemesinin, hüküm mahkemesinin veya yerel mahkeme dediğimiz mahkemenin yargılamasının ve kararının doğru olup olmadığını usul ve esas yönünden değerlendirir. Eğer doğru bulursa istinaf başvurusunu reddeder. Eğer yanlış bulur ise duruma göre kararı kaldırır, tekrar geri ilk dereceye gönderir veya kendisi belirli şartlarda, belirli sınırlamalarla yeniden yargılama yaparak karar verir. İşte Bölge Adliye Mahkemesi'nin ister istinaf başvurusunu reddetsin, yani ilk derece kararını doğru bulsun, isterse ilk derece kararını yanlış bulup yeni bir karar için kararı kaldırsın, bu kararları belirli şartlar altında temyiz denetimine tabidir. Ancak burada bir süzgeç durumu söz konusudur deyim yerindeyse kademeli bir şekilde. İlk derecenin tüm kararları istinafa gitmediği gibi istinafın tüm kararları da temize tabi değildir. Yukarı çıktıkça bir eleme usulüyle deyim yerindeyse aşama aşama belirli kararlar yukarıya doğru taşınmaktadır. Ve temizde İlk derece, özür dilerim, istinaf yargılamasında denetim yapılırken hem ilk derecenin maddi vakalar hem de hukuki nitelendirme, hem usul hukuku bakımından hem esas bakımından hukuki nitelendirmesinin doğru olup olmadığı üzerinde durulur. Maddi vakalar ve hukuki değerlendirme yapılır. Oysa temyiz incelemesinde alt derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın kanuna ve hukuka uygunluğu denetlenir. Yeniden bir inceleme yapılarak karar verilmez. Demek ki temizde bir takım istinaftan farklılıklar var. Birincisi denetim yönünden farklı. Sadece hukuki denetim yapılıyor. Yani yukarıya çıktıkça denetim hem daha genelleşiyor hem de daha daralıyor. İkincisi de vaka denetimi yapılmaz. Maddi vakalara girilmez. Çünkü temyiz mahkemesi ilk derece ve istinaf mahkemeleri gibi vakaları da inceleyebilen bir mahkeme değildir. Sadece o vakaların tespitinde doğru yöntem uygulanıp uygulanmadığını, o vakaların tespitinde delillerin doğru bir şekilde usulüne uygun olarak toplanıp
değerlendirilip değerlendirilmediği yönünden bir nitelendirme yapar ki onlar da aslında hukuki, yani usul hukuku bakımından hukuki değerlendirme ve nitelendirmedir. Onun dışında alt derecenin bu vakalarla ilgili tespitleri bakımından bağlıdır. Üçüncüsü de temiz mahkemeleri kararı doğru veya yanlış bulabilirler ama kararı yanlış bulup bozarlar ise o zaman kendileri yeniden bir inceleme yapmazlar. Oysa istinafın duruma göre yeniden yargılama yaparak karar verme yetkisi vardı. İşte temyiz, eğer kararı doğru bulmuyor ise o doğru bulmadığı noktaları belirterek alt dereceye tekrar bozarak geri gönderir. Dolayısıyla temyiz talebinde de alt derece mahkemesinin, ki kural olarak bu bölge adliye mahkemesidir, alt derece mahkemesinin verdiği karardaki hukuka aykırılıklar hem usul hukuku yönünden hem de maddi hukuk yönünden hukuka aykırılıklar ileri sürülebilir. Özellikle hüküm verildikten sonra ortaya çıkan yeni vakaların temyiz incelenmesi mümkün değildir kural olarak. Çünkü temyiz alt derecenin vermiş olduğu kararı hem yargılama sürecini hem kararı denetler. Çünkü karardan sonra ortaya çıkan durumlar denetime tabi değildir. Alt derecenin burada bir hatası yoktur. Şimdi hangi kararlar peki temyize tabidir diye sorduğumuzda özellikle 361. madde diyor ki bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde temyiz yoluna başvurulabilir. Davada haklı çıkmış olan tarafta hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir. Dikkat ederseniz bölge adliye mahkemesinin hukuk dairelerince verilen temyizi kabil nihai kararlar ve hakem kararlarının iptali hakkında verilen kararlar temyize tabidir. Daha önce hatırlarsanız istinafta ihtiyat tedbir ve ihtiyat aciz kararları da istinafa açıktı. Fakat bu kararlar temyize tabi değil. Yine bazı hallerde de ilk derece mahkemesinin kararına karşı temyize gidilebilir. Onları birazdan göreceğiz. Mesela 373'te özellikle belirtilen belirli hallerde bölge adliye mahkemesinin kararının temyiz tarafından bozulup bozulduktan sonra ilk dereceye gelmesi, ilk derecenin bir karar vermesi, böyle bir durumda artık tekrar istinafa gitmeden doğrudan temize gitmek gibi bir durum karşımıza çıkmaktadır istisnai olarak. Dolayısıyla temel olarak BAM kararlarına karşı temiz mümkün iken belirli şartlar altında ilk derece mahkemesi kararlarına karşı da BAM incelemesinden sonra, istinaf incelemesinden sonra giden dosyalarda ilk derece kararları da yine temiz edilebilen kararlardır. Şimdi kanun temiz edilebilen kararları genel çerçevesiyle ortaya koyduktan sonra bir de hangi kararların temiz edilemeyeceği temel çerçeveyi çizmiş. Sonra da bunların içerisinde, yani nihai kararlar içerisinde ve temyizi kabil kararlar içerisinde nelerin temyiz edilemeyeceğini de özel olarak belirtmiş 362. maddede. Şimdi 362. madde diyor ki bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna başvurulamaz. 1. Miktar veya değeri, her yıl bu oran değiştiği için bu oranı veya miktarı aklınızda tutmanıza gerek yok. Her seferinde bakarsınız bu miktar 2021 yılı için 78.630 liradır. Yaklaşık 72.070 Türk lirasını geçmeyen davalara ilişkin kararlar kanun ifadesiyle 78.630 lirayı geçmeyen kararlar temyiz edilemez. Gördüğünüz üzere aslında temyiz sınırı oldukça yüksek bir rakamı ifade etmektedir. İstinafta daha düşük bir rakam vardır. Temizde ise daha yüksek bir rakam vardır. Bu her sene yeniden değerleme oranıyla artmaktadır. Bu şekilde kanunda daha önce de söylemiştim. Rakamların her sene değişen oranlara bağlanması çok sağlıklı, doğru, hukuk güvenliği bakımından da sağlıklı bir şey değil. Ben meden usul hukuku profesörü olarak bile bu rakamları aklımda tutmuyorum, tutamıyorum. Çünkü her sene değişmekte, her yıl yeniden kanuna bakmak gerekir. Fakat katılma yoluyla eğer temyiz söz konusu ise, katılma yoluyla istinafı söylemiştik, ona benzer şekilde katılma yoluyla da temyiz var. Yani bir taraf temyiz ederken diğer taraf temyiz etmemişse, bir tarafın temyizine katılmak suretiyle o da eğer temyiz hakkını
kullanıyor ise bir noktada bunun istisnasını oluşturmaktadır. Yine 362. maddenin birinci fıkrasının B bendinde de özel bir takım düzenlemeler yapılmış. Mesela kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri itibariyle temiz edilebilen alacak davaları ile kira ilişkisinden doğan diğer davalardan 3 aylık kira tutarı temiz sınırının üzerinde olanlar hariç olmak üzere 4. maddede gösterilen davalar ile onun istisnasını ortaya koymuş. Özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen kararlarda yine bu şekilde temiz edilemeyen kararlar arasında sayılmış. C bendinde yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetkisi hakkında verilen kararlar ile yargı belirlenmesine ilişkin kararlar, çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar, soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere nüfus kayıtlarının düzeltilmesiyle ilişkin davalarla ilgili kararlar, yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hakimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması halinde davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakli ilişkin kararlar, geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar, bu sayılanlar yani 362. maddenin birinci bendinde A, B, C, Ç, D, E, F şeklinde ve G bendinde 353. maddenin birinci fıkrasının A bendi kapsamında verilen kararlar şeklinde ki kararların temize tabi olmayacağı açıkça belirtilmiş. Tabii burada özel kanunlarda da yine bir düzenleme varsa sadece bununla sınırlı değil, temiz edilemeyeceği açıkça belirtilen, onların da yine temizi şüphesiz ki mümkün değildir. Objektif dava birleşmesinde veya dava yığılması dediğimiz birden fazla talebin, aslında ayrı ayrı dava konusu olabilecek birden fazla talebin bir araya getirilerek dava açılması halinde her bir talep için parasal sınırların ayrı ayrı tespit edilmesi gerekeceği de unutulmamalıdır. Yani bunların toplamına göre değil, her biri için ayrı ayrı temiz sınırı belirtilecek veya belirlenmesi gerekecektir. Yine kanun istinafta olduğu gibi eğer talebin belirli bir kısmının temizi veya kabulü veya reddi halinde ne olacağı konusunu ise 362. maddenin ikinci fıkrasında ayrıca düzenlemiş. Peki diyelim ki temizi kabil bir karar var. Nihai bir karar var. Kanunda belirtilen bu miktarı geçiyor veya bu istisnalardan birine girmiyor. 362. maddede sayılan istisnalardan birine girmiyor. Dolayısıyla temiz edilebilir kararlar. Şimdi buna hangi sebeplerle temiz edilecektir sorusunu sormak lazım. Ama ondan önce burada bir tespiti tekrar belirtmekte fayda var. Dikkat edin bakın, yargılamada aslında üç tür yargılamadan bahsedebiliriz. Çekişmeli yargı, çekişmesiz yargı ve geçici hukuki korumalar. Şimdi geçici hukuki korumalar istinafa tabi, temize tabi değil. Çekişmesiz yargı istinafa tabi, temize tabi değil. İstisnaları var tabii bunun. Ama çekişmeli yargı asıl olarak dediğimiz, yani davalar da verilen nihai kararlar temize tabi, onun da yine temize tabi olmayan istisnaları var. Bu hususu göz ardı etmemek gerekir. Genel çerçeveyi aklınızda tutmak bakımından. Şimdi gelelim, temiz edebileceğiz de hangi sebeplerle temiz edeceğiz? Kanunumuzda temiz sebepleri, şunlar temiz sebebidir diye açıkça belirtilmemiş. Temiz sebepleri veya bozma sebepleri böyle çok net bir şekilde somut olarak sayılmamış. Fakat Yargıtay'ın hangi durumlarda kararı bozacağına ilişkin kanun genel bir çerçeve çizmiş. Dolayısıyla Yargıtay'ın bu genel çerçevesini çizmiş olduğu bozma sebeplerinden hareket ederek temiz sebeplerinin de genel çerçevesini belirleyebiliriz. Kanun 371. maddede diyor ki Yargıtay aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temiz olan kararı kısmen veya tamamen bozar. Bozabildiği şeyler aynı zamanda bizim temiz sebebi yapabileceğimiz şeylerdir. Nedir bunlar? Temelde 4 tane. Birincisi hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması. Burada hukukun uygulanmasından kastettiğimiz şey hukukun kanun, mevzuatın diğer unsurları olduğu gibi hukukun genel ilkeleri, genel çerçevesi, temel prensipler, eğer uygulanacaksa uluslararası sözleşmeler, üst normlar, bunların hepsi hukuk kavramı içerisinde yer almaktadır. Yani hem pozitif düzenlenmiş olan hukuk hem de yazılı olmayan hukuk kuralları, aynı zamanda hukukun genel prensipleri,
ilkeleri, uluslararası sözleşmeler, tabii iç mevzuatımızın bir parçası olan uluslararası sözleşmelerin doğru uygulanıp uygulanmadığı incelenecektir. Artı taraflar arasında sözleşme var ise, ki biliyorsunuz sözleşme aslında tarafların hukuk düzenlediği kendi aralarındaki hukuk demektir. Genel anlamda hukukun ve taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanıp uygulanmadığı, doğru kanun hükümleri uygulanmış mı, sözleşmenin hükümleri doğru yorumlanmış mı, doğru bir şekilde olaya uygulanmış mı, öncelikle bu. İkincisi, usulü bakımdan dava şartlarında aykırılık bulunup bulunmadığı hususu. Dava şartları çünkü kamu düzenindendir zaten. Hem ilk derecenin hem istinafın bunları kendiliğinden gözetmesi gerekir. Bunlar doğru tespit edilmiş mi? Yine taraflardan birisinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi. Özellikle deliller bakımından, çünkü deliller ve ispat yargılamanın, daha önce de söylemiştik, en önemli unsuruydu. Bunların da yine doğru tespit edilip edilmemediği ve kanuni bir dayanak olmadan delillerin kabul edilip edilmediği hususta bir bozma aynı zamanda temiz sebebidir. Bunun dışında da karara etki eden yargılama hatası ve eksikliğin bulunması usulî sebepler. Dava şartları da usulî sebeptir ama onu kanun özel olarak belirtmiş. Bunun dışında da yine ispat da usulî bir sebeptir. Ama bunun dışında kalan diğer yargılama hataları ve eksiklikleri, fakat burada bir şeye dikkat çekmek lazım. Yargılama hatası, yani usul hataları ve eksikliklerinin hepsi bir temiz sebebi oluşturmuyor. Bunların ne olması lazım? Hükme etki edebilir olması lazım. Mesela mahkeme bir usul hatası yapmıştır ama önemsiz bir usul hatasıdır. O işlemi yapsa da yapmasa da hüküm zaten değişmeyecekse, o zaman bu bir istinaf veya temyiz veya bozma sebebi oluşturmaz. Ama yapılan usul eksikliği veya usul hatası aynı zamanda doğru yapılsaydı ve eksik bırakılmayıp tamamlansaydı hüküm farklı bir şekilde ortaya çıkacak idiyse, hükmü etkileyecek idiyse, o zaman temyiz sebebi olacaktır. Buna özellikle dikkat etmek lazım. Dikkat edin, bakın diğer üçünde böyle bir şart yok. Fakat bu usul hatası veya eksikliklerinde, yargılamadaki hata ve eksikliklerinde hükme etki edip etmediği hususunu özellikle dikkate alıyoruz. Burada temyiz sebepleri bozma sebepleriyle uyumlu olarak mutlak temyiz sebebi veya bozma sebebi, nispi temyiz veya bozma sebebi olarak ikiye ayırıyoruz. Mesela dava şartlarındaki eksiklik mutlak bir bozma sebebidir. Çünkü bu hükme zaten doğrudan etki edebilecek bir yanlışlıktır. Dava şartı eğer yoksa o hüküm külliyen sakattır. Dava şartları olsaydı, olmasaydı hüküm acaba değişir miydi diye bakmayız. Bir kimsenin taraf ehliyeti yoksa orada zaten sağlıklı bir yargılama yoktur. Eğer avukatın vekalet yetkisi yoksa dava şartı olarak, orada yine sağlıklı bir yargılama yoktur. Keza mahkeme eğer hukuku tam ve doğru uygulamamış ise yine orada bir mutlak bozma sebebi vardır. Ama işte biraz önce söylemiş olduğum diğer usul hataları, sıradan basit usul hatalarında, mesela bilir kişiye gidilmiş ama bilir kişi sayısı 3 değil de 5 kişi seçilmiş. 5'i de aynı yönde rapor vermiş, muhalefet bile yok içinde. Şimdi bunu 3'e de indirseniz değişen hiçbir şey olmayacaktı. Belki bir hata yapılmıştır vesaire. Veya diyelim de 3 değil de 4 kişi atanmış, tek sayı olmamış. 4'ü de oy birliğiyle bilirkişi raporunu vermişlerse, bunlardan birini de çıkartsanız hiç muhalefet olmadığı için bilirkişi raporunda, sonuç değişmeyeceği için, hep aynı fikirde oldukları için, dolayısıyla sonuç da etkilenmeyeceğinden bu bir usul hatasıdır belki ama kararı etki eden bir usul hatası değildir. İstinaftan farklı olarak Yargıtay ileri sürülen bozma sebepleriyle bağlı değildir. Hatırlarsanız istinafta istinaf sebepleriyle BAM bağlıydı. Bunun tek istisnası kamu düzeniydi. Kamu düzenine ilişkin haller dışında Bölge Adliye Mahkemesi istinaf sebepleriyle bağlıydı. O yüzden istinaf sebeplerini gösterirken dikkat etmek gerekirdi. Yargıtay'da ise istinaf temiz sebepleriyle bağlılık yok. Yani Yargıtay sizin gösterdiğiniz temiz sebebi dışında da başka bir temiz sebebiyle hükmü inceleyebilir veya bozabilir. Neden? Burada istinafla temyizin inceleme farklılığı söz konusu. İstinafta şu durum var. Hem vakaları inceliyorsunuz, hem
hukuki nitelendirmeyi inceliyorsunuz. Vakalar bakımından ise temel bir şartımız vardı. Neydi? Taleple bağlılık, tasarruf ve tarafların getirmesi ilkesi söz konusuydu. Tarafların getirmediği dava malzemesini mahkemenin incelemesi mümkün değildi. Dava malzemesi dediğimizde de işte vakalar ve deliller söz konusuydu. Dolayısıyla istinaf vaka incelemesi de yaptığı için ilk derecede ki kararlar üzerine istinafa gelindiğinde istinaf sebepleriyle bağlılık söz konusu. Çünkü istinaf duruma göre yeniden de yargılama yapabilecektir. Yeniden yargılama yapıldığında ise sizin ileri sürmediğiniz bir hususun dikkate alınması mümkün değil. Oysa temyizde hukuki nitelendirme değerlendirmesi yapılır. Hukuki nitelendirme doğru mudur? Hukuk hatası yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Bunu ise hakim reysen tespit etmek zorundadır. Çünkü hakim Türk kanunlarını reysen uygular diye daha önce belirtmiştik. Hatırlarsanız orada benim farklı bir düşüncem vardı. Taraflar hukuki sebep bildirmelidirler. Fakat hakim bu hukuki sebeplerle bağlı değildir. Ama hatta bunu doktrinin önemli bir kısmı taraflar hukuki sebep bildirmese bile olur noktasında genişletmekteydiler. Ama hangi görüş kabul edilirse edilsin her halükarda mahkemenin hukuki sebepleri reysen tespit etme yetkisi var. Yine mahkemenin o reysen tespit ettiği hukuki sebeplerin veya hukuku uygulamasının doğru veya yanlışlığını da yine Yargıtay üst merci olarak kendisi reysen yapacağı için hukuki sebeplerle bağlılık burada söz konusu olmayacaktır. Çünkü 369'da bir de diyor ki Yargıtay tarafların ileri sürdüğü temyiz sebepleriyle bağlı olmayıp kanunun açık hükmüne aykırı gördüğü diğer hususları da inceleyebilir şeklinde bunu ifade etmiş. Peki kimler temyiz yoluna başvurabilir? Temyiz yoluna davanın tarafları başvurabilir. Ancak bunun için hukuki yararın olması gerekir. Ne demektir hukuki yararın olması? Şimdi diyelim ki hüküm tamamen sizin lehinize ise sizin bu hükmü o kanunda belirtilen miktarları geçmiş olsa bile temiz etmenizde hukuki bir yarar yok. Çünkü temiz edip ne isteyeceksiniz? Yani yargılamada bir hata yoksa veya hüküm tamamen lehinize ise temiz ettiğinizde değiştirmek isteyeceğiniz bir şey olmaz. Bir kimsenin kendi aleyhine hükmü temiz etmesi diye bir şey hayatın olağan akışına hukukun genel çerçevesine uygun değildir. Dolayısıyla davanın tarafları hukuk yararları olmak kaydıyla temize başvurabilirler. Tabii bu taraf kavramına asli müdahiller de dahildir. Çünkü asli müdahale aslında bulunan kimse taraf konumunu almaktadır. Davanın tarafları dışında feri müdahil asal taraf yanında kanun yoluna başvurabilir. Çünkü feri müdahil tarafın yardımcısıdır. Ama asıl taraf temiz hakkından feragat etmiş ise bu yola başvurmayacak ise o zaman feri müdahilinde kural olarak başvurması mümkün değildir. Dava arkadaşlığında ise ihtiyari dava arkadaşlarından her biri ayrı ayrı temyiz yoluna başvurabilir. Hatta bir kısmı temyiz yoluna başvurup bir kısmı başvurmayabilir. Eğer sadece belirli bir kısmı temyiz yoluna başvurmuş ise hüküm sadece temyiz yoluna başvuran tarafında bakımından incelenir. Diğerleri bakımından incelenmez. Bozulursa da sadece onun bakımından sonuç doğurur. Ama mecburi dava arkadaşlarının hep birlikte temyiz yoluna başvurması gerekir. Çünkü birlikte hareket etme zorunlulukları vardır. Peki temyiz yoluna nasıl başvurulacak ve buna karşı nasıl cevap verilecektir? Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlara karşı biraz önce en başta söylemiştik. 361. madde gereğince 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulması mümkündür. Bu kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık bir süre söz konusudur. Peki buna karşı hangi sürede cevap verilebilir? Temyiz dilekçesinin karşı tarafa tebliğ olunması üzerine dilekçenin karşı tarafa tebliğinden itibaren de yine 2 haftalık süre içerisinde karara karşı temyiz yoluna başvurulması mümkündür. Katılma yoluyla temyiz bakımından da aynı süre geçerlidir. Katılma yoluyla temyiz nedir? Katılma yoluyla istinaftakine benzer bir durum söz konusudur. Bir taraf temyize başvurabilecekken başvurmamıştır. Süreyi kaçırmıştır, unutmuştur. Ancak diğer tarafın süresinde temyize başvurması üzerine o da hem ona cevap vererek hem de kendisi temyiz hakkını kullanarak katılma yoluyla temyizde bulunabilir. Ancak bunu da yine vereceği 2 haftalık cevap süresi içerisinde yapması gerekir. Birincinin
temiz hakkının geçersizliği durumunda katılma yoluyla temiz de yine incelenmeyecektir. Peki temiz dilekçesi neleri ihtiva etmelidir? Temiz dilekçesinin hangi unsurları taşıması gerektiği 364. maddede açıkça belirtilmiş. Yine dava dilekçesindekine benzer işte taraflar, temizle ilgili açıklamalar, ne talep edildiği gibi hususlar. Fakat temizin özelliği dikkate alınarak burada işte hangi karar temiz ediliyor ise onun açıkça belirtilmesi gerekir. Hangi bölge adliye mahkemesinden hangi esas ve karar numarasıyla verildiğinin belirtilmesi gerekir. Yine nelerin daha önceki kararda kararın neleri ihtiva ettiğinin belirtilmesi gerekir. Temiz sebeplerinin ve gerekçelerinin açıkça ortaya konulması gerekir. Her ne kadar Yargıtay sizin gösterdiğiniz temiz sebepleriyle bağlı olmasa da doğru, sağlıklı, açık ve gerekçeli göstereceğiniz temiz sebepleri Yargıtay'a yol gösterecektir, yardımcı olacaktır, dayanak teşkil edecektir. Aksi takdirde temizde bunun atlanması da, dikkatten kaçması da mümkün olabilir. Bir de özellikle bu nispi temiz sebeplerinde o yapılan yargılama hatasının veya eksikliğinin ne şekilde hükmü etkilediğinin özellikle ortaya konulmasında fayda var. Mutlak bozma sebeplerinde belki bu çok önemli değil ama nispi bozma sebeplerinde, nispi temiz sebeplerinde bu özellikle dikkat etmekte yarar olan hususlardan biridir. Keza yine Yargıtay'da duruşma asıl değildir. Çünkü ilk derece ve istinaf gibi hüküm mahkemesi değildir. Ama duruşmalı inceleme yapılabilir. Eğer duruşmalı inceleme yapılması isteniyor ise bunun da yine belirtilmesinde fayda bulunmaktadır. Son olarak da alt derece mahkemesi kararı hakkında ne istendiği, kararın onanması mı, bozulması mı yoksa düzelterek onanmasının mı istendiği belirtilmelidir. Keza dilekçe nereye verilecektir? Onu 365. madde belirtiyor. Dilekçeyi Yargıtay'a götürüp vermiyoruz. Temiz dilekçesi kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtay'ın bozması üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir. Yani doğrudan bunu mahkemesine verip Yargıtay'ın ilgili dairesine göndermesini isteyeceğiz. Eğer başka bir yerde bulunuyor isek önce ilgili daireye gönderilmesi, onun üzerinden Yargıtay'a gönderilmesini talep etmek gerekir. Peki temiz incelemesi nasıl yapılır? Temiz incelemesi bakımından öncelikle temiz bakımından da yine istinaftakine benzer bir temizi kabil karar olmalıdır. Yani temiz edilebilir bir karar olmalıdır. Nihai bir karar olmalıdır. İstisnalardan birine girmemelidir. Belirli bir miktarı aşmalıdır. İki, temiz süresi içerisinde yapılmalıdır. Üç, temize ilişkin giderlerinde yatırılması gerekir. Eğer bu hususlara uyulmamışsa temiz dilekçesini alan bölge adliye mahkemesi bu hususları veya ilk derece mahkemesi bu hususları inceleyerek gerekirse reddedebilir. Bu aşamadan sonra dosya Yargıtay'ın ilgili hukuk dairesine gelir. Dairelerin görevleri Yargıtay Kanunu'nda belirtilmiştir. Hangi dairenin hangi işe bakacağı önceden belirtilir. Eğer dosya doğru daireye gönderilmemiş ise önce doğru daireye gönderilmesi gerekir. Temiz incelemesi de istinaf incelemesi gibi iki aşamalı yapılır. Ön inceleme ve asıl inceleme şeklinde ama tekrar söylüyorum gerek istinaftaki gerek temizdeki ön inceleme ilk derecedeki ön incelemeden oldukça farklıdır. Daha çok şekli şeylerin incelenmesini ihtiva eder. Oysa ilk derecedeki ön inceleme hem şekli usulü şeyleri incelediği gibi hem de esasa yönelik olarak mesela uyuşmazlık noktalarını tespit etmek, tarafları sulhe ve arabuluculuğa teşvik etmek gibi bir takım hususları da değerlendirmekteydi. O yüzden arada önemli bir fark bulunmaktadır. Şimdi ön incelemede ilk derecede, alt derecede her ne kadar bu yapılmış ise de tekrar temizin süresinde olup olmadığı, temizi kabil bir kararın bulunup bulunmadığı, hukuki yarar ve diğer usulü, özür dilerim, diğer usulü koşullar bakımından bir inceleme yapılarak gerekli karar verilmesi gerekecektir. Eğer bu ön incelemede bir eksiklik yok ise o zaman Yargıtay esastan inceleme yapar. Esastan inceleme yaptığında da vakalar konusunda değil,
hukuki değerlendirme. Hukuki değerlendirme de alt derece mahkemesi usul hukuku kurallarını doğru uygulamış mıdır? Doğru bir yargılama yapmış mıdır? Delilleri, ispat vasıtalarını doğru bir şekilde değerlendirmiş midir? Buna bakılır. Ayrıca maddi hukuk doğru uygulanmış mıdır? Olaya uygulanan kanun hükümleri, mevzuat hükümleri, hukukun genel prensipleri doğru mudur, değil midir diye bir inceleme yaparak karar verir. Yargıtay'ın hangi durumlarda duruşma yapıp yapmayacağı da ayrıca belirtilmiştir. 369. maddeye göre Yargıtay temiz incelemesini dosya üzerinden yapar. 369'un ikinci fıkrasına göre ancak kanunda sayılmış oldukça ayrıntılı bir şekilde belirli hallerde veya belirli miktarları geçiyor ise duruşmalı da inceleme yapılabilir. Yargıtay kendisi reysen duruşma yapabileceği gibi tarafların talebi üzerine de duruşmalı inceleme yapabilir. Ama buradaki duruşma ilk derecedeki ve istinaftaki duruşma gibi bir tahkikat, bir yargılama amaçlı değil. Olayın doğru anlaşılması, temiz sebeplerinin doğru bir şekilde anlaşılması, tarafların bir de ağzından duyulması şeklinde yapılan bir duruşmadır. Yani duruşmanın amacı da farklıdır. O yüzden uygulamada Yargıtay duruşmalarına mürafaa denir. Aslında ikisi aynı şeydir. Fakat artık yıllardır söylene söylene bir yerleşik ifade haline gelmiştir. Mürafaa terimi daha çok Yargıtay duruşmaları için kullanılmaktadır. Dolayısıyla Yargıtay incelemesini dediğim gibi tarafların talebiyle de bağlı olmadan yapar. Bir de Yargıtay'ın inceleme şekli bakımından da farklılık söz konusudur. İlk derecede kararı veren mahkeme, hakim, hakimler bu incelemeyi kendilerinden yapar. İstinafta ise 3 hakim söz konusudur. Ama heyet halinde veya içlerinden görevlendireceği naip hakim tarafından öncelikle inceleme yapılıp sonra birlikte karar verilir. Oysa Yargıtay'da gerek ön inceleme gerekse asıl inceleme önce tetkik hakimleri, raportör hakimler tarafından yapılır. Bir rapor hazırlanır. Bu ilgili heyete sunulur. Heyet gerekirse bu konuda tekrar kendisi bir inceleme veya değerlendirme yapar veya tetkik hakiminin raporunu değerlendirerek de incelemesini tamamlayarak bir karar verir. Dolayısıyla Yargıtay'da bu şekilde bir raportör hakimlik şeklinde önceden değerlendirme yapılması, dosyanın daha ayrıntılı ön bir incelemeye, daha doğrusu ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulduktan sonra Yargıtay'ın ilgili dairesinin başkan ve üyeleri tarafından değerlendirilmesi söz konusudur. Bu incelemenin sonunda Yargıtay 3 şekilde karar verebilir. Onama kararı verebilir, bozma kararı verebilir veya düzelterek onama kararı verebilir. Onama kararı alt derece mahkemesi kararının doğru olduğu anlamına gelir. Bozma kararı ise alt derece mahkemesi kararının hatalı olduğu anlamına gelir. Düzelterek onamada ise alt derece mahkemesi kararı genel olarak doğrudur. Fakat özellikle esas yönünden yeniden alt derecenin karar vermesine gerek olmayan düzeltmeler yapılır. Mesela 372'de kanun diyor ki temiz olunan kararın esas yönünden kanuna uygun olup da kanun olaya uygulamasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği veya kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde Yargıtay kararı düzelterek onayabilir. Yani mesela rakam hatası yapılmıştır, hesaplama hatası yapılmıştır, yargılama giderlerinde bir takım hatalar yapılmıştır. Bunlar için tekrar mahalline çevrilerek zaman kaybedilmesi yerine bu düzeltmelerin yani yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duymadan kolayca düzeltilebilecek hatalar Yargıtay tarafından yeniden yargılama yapılmadan dosyadan düzeltilebiliyor ise bunlar düzeltilecektir. Ama bunların sınırını çok genişletmemek gerek. Yine mesela tarafların kimliklerinde, yazıda, hesapta, diğer açık ifade hatalarında da düzelterek onama yapılması mümkündür. Yine karar usule kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa gerekçe değiştirilerek veya düzeltilerek onanır şeklinde hüküm bulunmaktadır. Ama Yargıtay gerek onama kararında gerekse düzelterek onama kararında bunu da gerekçesinde belirtmek durumundadır. Sadece böyle genel geçer ifadelerle şu anda uygulamada olduğu gibi bir gerekçe yazılması doğru değildir. Tabii ki onama halinde bozmada olduğu kadar ayrıntılı, çok teferruatlı bir
gerekçeye gerek yoktur. Gereksiz ilk derece mahkemesi kararının belirli yönlerine atıf yapılmak suretiyle de bu kararların gerekçesi oluşturulur. Ama şunu unutmamak lazım. Temiz yoluna başvuranın temiz sebeplerini karşılayacak en azından kısa da olsa gerekçelerin ortaya konulması gerekir. Bozmaya gelince işte başlıkta söyledik. Temiz sebebi sayılabilecek 371. maddedeki kanun belirli şartlarda Yargıtay'ın inceleme yaparak bozma kararı verebileceğini düzenlemiştir. İşte hukukun veya sözleşmenin yanlış uygulanması, dava şartlarındaki eksiklik, deliller konusundaki yanlışlıklar, kararı etki eden yargılama hataları gibi sebeplerle eğer söz konusu ise dosyada o zaman Yargıtay kararı bozacaktır. Bozma demek alt derece mahkemesi kararının usul veya esas yönünden hatalı olduğunu gösterir. Yargıtay'ın bozma kararları ile onama kararları mahkeme yazı işleri müdürü tarafından derhal taraflara tebliğ edilir. Önce Yargıtay dosyayı alt derece mahkemesine gönderir. Alt derece mahkemesi kararı taraflara tebliğ eder. Ve taraflar da bu şekilde bunu öğrenmiş olurlar. Şimdi peki tamam onama kararında alt derece mahkemesi kararı doğru bulunmuştur, uygun bulunmuştur. Ama bozulursa ne olacaktır? Burası sorundur. 373. madde bunu ayrıntılı bir şekilde düzenlemiş. Bozma kararı üzerine işte karar taraflara tebliğ edildiğinde mahkeme iki şekilde davranabilir. Taraflara tebliğinden sonra, tarafların da görüşünü aldıktan sonra. Taraflar, önce şunu söylemek lazım. Alt derece mahkemesi bozma kararını mutlaka kabul etmek, ona uymak zorunda değildir. İki şekilde davranabilir. Alt derece mahkemesi bozma kararına uyabilir. Evet ben hata yapmışım. Yargıtay'ın belirttiği şekilde uyuyorum. Ve yeniden inceleyeceğim bu eksik bıraktığım hususları, yanlış yaptığım şeyleri yeniden bir karar vereceğim diyebilir. Veya hayır benim incelememde, yargılamamda, hukuki nitelendirmemde herhangi bir hata yoktur deyip karara karşı direnebilir. Ama bu kararı verebilmek için önce kararı taraflara tebliğ etmesi ve iki tarafın da görüşünü alması gerekir. Eğer burada taraflar kararı uyulmasını isterse iki tarafta o zaman mahkemenin direnmemesi gerekir. Şimdi burada kararın nereye gönderileceği de önemli. Yargıtay kararı bozdu. Acaba bölge adliye mahkemesine mi yoksa ilk derece mahkemesine mi gönderecek? İşte burada bir ayrım yapmak lazım. Unutmayın hangi kararlara karşı biz gidiyorduk? İlk derece karar veriyordu. Bölge adliye mahkemesi bir karar veriyordu. Yani istinafın kararları üzerine temize gidiyorduk. Her halükarda istinaf kararları üzerine ilk aşamada istinaf kararları üzerine temize gidiyoruz. Fakat temiz kararı bozdu. Temiz kararı bozduğunda nereye gideceği konusunda işte ayrıca düşünmek gerekir. Şimdi 373. madde diyor ki Yargıta ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma kararı başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi kararına ilişkin ise bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak dosya kararı veren ilk derece mahkemesine veya uygun görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir. Bölge adliye mahkemesinin düzelterek veya yeniden esas hakkında verdiği karar yargıtayca tamamen veya kısmen bozulduğu takdirde dosya kararı veren bölge adliye mahkemesi veya uygun görülen diğer bir bölge adliye mahkemesine gönderilir. Şimdi dikkat edin burada duruma göre Yargıtay kararı bozduktan sonra bölge adliye mahkemesine gönderebileceği gibi ilk derece mahkemesine de gönderebilir. Peki hangi durumda ilk dereceye, hangi durumda bölge adliye mahkemesine gönderir? Burada tekrar bölge adliye mahkemesinin kararına dönmemiz gerekiyordu. İlk derece bir karar verdi. İlk derece karar verdikten sonra dosya bölge adliye mahkemesine gitti. Bölge adliye mahkemesi istinaf incelemesi yaptı. İstinaf incelemesi sonunda ne yapabilirdi? İlk derecenin kararını doğru bulabilirdi veya hatalı bulup kaldırabilirdi. Yeniden karar verebilirdi. Şimdi eğer bölge adliye mahkemesi ilk derecenin kararını doğru buluyor ise ne yapması gerekirdi? Yargıtay böyle durumlarda onama kararı veriyor. Onama kararı değil, başvurunun esastan reddi. Yani istinaf başvurusunu reddederek ne diyordu?
sen istinaf yoluna başvurmuşsun ama ilk derece kararı doğru. O yüzden ben senin istinaf başvurunu reddediyorum. Peki istinaf başvurusunu kabul ederse ne yapıyordu? Kararı kaldırıyordu. Yeniden bir karar mekanizması işliyor. İşte biz temyize şu sebeple başvurmuşuz. İlk derece karar vermiş. Dosya istinafa gelmiş. İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararı doğru olduğu için bizim istinaf başvurumuzu esastan reddetmiş ise, yani ilk derecenin kararı doğru demiş ise, biz de istinaf mahkemesinin, bölge adliye mahkemesinin ilk derecenin kararını doğru bulan kararına karşı bozmaya gitmiş isek ve Yargıtay'a gitmiş isek ve Yargıtay da bu kararı bozmuşsa. Şimdi hangi kararı bozmuştu? İstinafın ilk derecenin kararını doğru bulduğu kararını bozmuştu. Ha işte bunu bozmuşsa istinaf aslında hiçbir şey yapmamıştı. Neyi doğru bulmuştu? İlk derecenin kararını doğru bulmuştu. Yargıtay bozarak aslında ne dedi? Sen ilk derecenin kararını doğru buldun ama senin doğru bulma kararın yanlış. Senin doğru bulma kararın yanlış olduğu gibi ilk derecenin de kararı yanlış. İşte bu durumda dosya ilk dereceye gönderir. Çünkü nihai olarak yanlış bulunan karar ilk derecenin kararıdır. Dolayısıyla istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararların bozulması halinde dosya bölge adliye mahkemesine değil, ilk dereceye gönderilir. Sadece bölge adliye mahkemesine haber verilir. Ama bölge adliye mahkemesi ilk derecenin kararını kaldırıp kendisi yeniden bir karar vermişse, artık orada bölge adliye mahkemesinin bir kararı olduğu için o karar bozulmuşsa dosya bölge adliye mahkemesine gelecek. İşte dosya hangi mahkemeye giderse, ilk dereceye giderse ilk derece mahkemesi, bölge adliye mahkemesine giderse bölge adliye mahkemesi kararı taraflara tebliğ edecek. Tebliğ ettikten sonra kendileri ya uyuma veya direnme kararı verecektir. Uyuma çerçevesinde yeniden bir inceleme yaparak yeniden bir karar vermesi gerekir. Doktrinde eleştirilmekle doğru bulunmamakla birlikte Yargıtay içtihadı birleştirme kararıyla birlikte kitabınızda oldukça ayrıntılı bir şekilde bu anlatılmıştır. Bakmanızda fayda var. Eğer bir mahkeme bozmaya uyarsa uyduktan sonra bir usulü müktesep hak doğar demektedir Yargıtay. Bunun anlamı şudur. Uyuma kapsamında ne varsa sadece o çerçevede inceleme yapmalıdır. Onun dışına çıkmamalıdır. Mesela Yargıtay şu yönden bozmuşsa, burada bilirkişi incelemesi yapılması gerekirken bilirkişi incelemesi yapılmadığından diğer temiz itirazlarının reddine demişse. Bu şu demektir. Diğer yönden hata yok. Mahkemede uyumuşsa bu kararı, evet ben bilirkişi incelemesi yapmalıydım, bunu yapmadım, hatalı bir karar verdim demiş anlamına gelir. Sadece o zaman bilirkişi incelemesini yapıp yeniden karar verecek demektir. Uyuma üzerine yeniden bir karar verilirse buna karşı da yine temiz yoluna gidilebilir. Eğer ilk derece mahkemesi bu kararı vermişse artık araya istinaf girmeyecektir. Doğrudan temiz yoluna gidilmesi gerekecektir. Çünkü burada artık istinafı araya sokmanın bir anlamı yoktur. İstinaf çünkü bu kararı değil, daha önceki kararı zaten doğru bulmuştu. Yargıtay da onu bozmuş bulunuyordu. Dolayısıyla burada doğrudan Yargıtay'a dosyanın gitmesi gibi bir durum, eğer ilk dereceden gidiyor ise bu şartlarda durum söz konusu olacaktır. İşte dikkat edilirse burada artık ilk derecenin kararına karşı daha önce istinafa gidilmişti ama şimdi istinafa değil doğrudan temize gitmek gibi bir durum karşımıza çıkmaktadır. Gerek ilk derece mahkemesi gerekse bölge adliye mahkemesi duruma göre uyuma kararı vermeyebilir, direnme kararı verebilir. Fakat direnme kararı veriyorlar ise bu sefer yeniden bir karar verip ki eski kararlarını tekrar edeceklerdir. Fakat gerekçe yazmalıdırlar. Peki neyin gerekçesini yazacaklar? Zaten daha önce verdikleri kararın gerekçesi var. Yargıtay kararlarında özellikle ısrarla belirtilen ve doğru olarak belirtilen husus şudur. Bu sefer evet eski gerekçe belki yine yer alacak ama bu sefer Yargıtay'ın bozmasına cevap teşkil edecek bir gerekçe yazılmalıdır. Yargıtay çünkü belirli eksiklikler görmüş, kararı bozmuş fakat alt derece mahkemesi kendi kararının doğru olduğunda ısrar etmektedir. O zaman Yargıtay'ın bozma gerekçelerine cevap oluşturacak. Sen şu yönlerden bozuyorsun ama aslında o öyle değil, bu böyle. Ben bu sebeple eski kararımı şu sebeplerle vermiştim diye Yargıtay diyor ki eğer bozmaya karşı direniliyor ise
O zaman oturulup yeni bir karar verilmesi ve yeni bir gerekçe yazılması gerekir. Peki direnilir ise ne olacaktır? Direnildiğinde o zaman alt derece mahkemesiyle Yargıtay'ın ilgili dairesi arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkmıştır. Dosyanın tekrar ilgili daireye gitmesi çok anlamlı olmayacaktır. Çünkü onun görüşü belli. Bu durumda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından bir inceleme yapılır ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlara artık uyulmak zorundadır. Eğer ilk derecenin lehine karar veriyor ise o çerçevede, dairenin lehine karar veriyor ise o çerçevede hareket edilmesi gerekecektir. Evet, son olarak kanun yararına temiz diyebileceğimiz bir hüküm üzerinde de durmak lazım. 363. madde bu özel istisnai bir temiz durumu. Şimdi bu kanun yolunun amacı yürürlükteki kanun ve hukuka aykırı olarak kesinleşmiş kararların bozularak resmi gazetede yayınlanması ve gelecekte böyle hatalı kararların verilmesinin, böyle hatalı kararların örnek olmasının önüne geçilmesidir. Şimdi bazen ya bazı kararlara karşı zaten kanun yoluna başvurulamaz veya kanun yoluna başvurulması mümkün iken süresinde başvurulmamıştır. Fakat karar kesinleşmiştir. Fakat kararın o haliyle kesinleşmesi ve örnek teşkil etmesi daha sonra hatalı kararların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir, hukuki güvenliği zedeleyebilir. Bu sebeple böyle durumlarda kanun yararına temizi Adalet Bakanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reysen kendiliğinden veya ilgililerin talebi üzerine başvurabilir. Kanun yararına temiz sadece örnek niteliği taşır, eski kararı yürürlükten kaldırmaz. Mesela cezada öyle değil ama hukuk yargılamasında o yanlış karar yine etkilerini sürdürür, o olay için etkilerini sürdürür ama en azından artık emsal olma niteliğini kaldıracaktır. Mesela Yargıtay'ın bu yönde verdiği kararlardan örnek verecek olursak bir kimse doğum tarihini düzeltiyor. Kendisinin doğum tarihi öyle bir tarih oluyor ki işte kendisinden önce doğan kardeşinden bile önce bir tarihe veya annesi ölmüş, annesinin ölüm tarihinden sonraki bir tarihe erteleniyor. Bu şekilde yani fiilen, fiziken bir kimsenin annesi öldükten sonra kendisini doğuramayacağına göre diyelim ki o tarih olarak, ileri bir tarih olarak diyelim ki bir kimsenin doğum tarihi, mevcut doğum tarihi kendisi o tarihten sonra annesi bir yıl sonra vefat ettiğini düşünün. Yeniden doğum tarihi düzenlemesi yapılarak tarihin daha ileri olduğu iddia edilmiş. Fakat annenin ölüm tarihinden sonraya tekabül eden bir tarih öngörülmüş. Var böyle Yargıtay kararları kanun yararına bozmada. Yargıtay diyor ki bir kimse öldükten sonra çocuk doğuramayacağına göre bu şekilde karar verilmesi yanlıştır. İşte bunların önüne geçmek bakımından kanun yararına bozma dediğimiz yola başvurulabilmektedir. Ve bunlar resmi gazetede de ayrıca belirtilir. Şimdi geliyoruz arkadaşlar, olağan kanun yollarını belirttik. Olağan kanun yolu ne demek? Normal, hüküm kesinleşmeden henüz belirli bir süre içerisinde şartları varsa başvurulabilecek yollar. Bunlar da istinaf ve temyiz yoludur. Bu arada bir parantez açarak bir şey söyleyeyim. Ben size kanun yolları içerisinde şu anda yürürlükte olan kanun yollarını anlattım. İstinaf ve temyiz. Fakat bir de şu hususa dikkat etmek lazım. Halen hukukumuzda istinaf yürürlüğe girmeden önce yani 2016 tarihin 2016'dan önce verilmiş kararlar bulunmaktadır. 2015'te, 2014'te, 2013'te çünkü halen daha davası devam eden 15 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık davalar söz konusudur. O dönemlerde istinaf yoktu. Yani diyelim ki 2014 yılında verilmiş bir karar. O tarihte istinaf yoktu. Neye tabiydi? Temize tabiydi. Şöyle düşünün, İlk Derece Mahkemesi 2014 yılında karar vermiş, bu dosya temize gitmiş, temiz kararı bozmuş, ilk dereceye göndermiş. İlk derece tekrar yargılama yapmış, fakat bu sefer yargılama yapılmış, devam edilmiş, 2018-2019 yılına da yeniden karar verilmiş. Mahkeme bozmaya uymuş İlk Derece Mahkemesi, fakat bu arada istinaflar yürürlüğe girmiş, yeniden karar vermiş. Şimdi bu dosyaların durumu ne olacak sorusu var. Kanun geçici maddeyle bunu düzenlemiştir. Eski dosyalar, yani istinaf öncesi dosyalar istinafa tabi olmayacaktır. Onlar hep ilk derece temiz arasında gidip gelecektir. Diyelim ki bu işte 2018 yılında verilen karar artık istinaf yürürlükte ama istinafa tabi olmayacak, temize gidecek.
temiz diyelim ki inceledi, bu sefer başka bir sebeple bozdu. Yeniden ilk derece mahkemesine geldi. Yeniden ilk derece mahkemesi bir karar verdi. Bu yine istinafa gitmeyecek, yine temize gidecek. Bu dosyalar bitene kadar, yani istinaf öncesi verilen kararlardan en sonuncusu bitene kadar eski temiz hükümleri uygulanacaktır. Yani istinaf öncekisindeki temiz hükümleri uygulanacaktır. O istinaf öncesi temiz hükümleri uygulandığında da temiz dışında bir başka yol daha var. Karar düzeltme yolu. Peki nedir bu karar düzeltme yolu? Yargıtay'ın ilgili dairesinin kararı bozup bozması veya onaması üzerine taraflar, eğer bu onama veya bozma kararını beğenmiyorlarsa, doğru bulmuyorlarsa, yanlış olduğunu düşünüyorlarsa, aynı daireye ilk dereceye gitmeden tekrar başvurarak kararın yeniden gözden geçirilmesini isteyebilirler. Buna da karar düzeltme yolu diyoruz. İşte o eski kararlar bakımından temyiz ve karar düzeltme dediğimiz o mekanizma hala daha çalışmaktadır. Ben size şu anda güncel olan, yürürlükte olan ve 2016 tarihinden itibaren uygulanan mevcut sistemi anlattım. Ama eski kararlara karşı eski kanun yolunda uygulandığını unutmayın. Tabii ki temyiz incelemesi şu anda anlattığımızın hemen hemen benzeridir. Sadece istinaf yoktur. Bir de arada karar düzeltme dediğimiz mekanizma devreye girmektedir. Kitabınızdan özellikle bu eski kanun yolu hükümlerini de okumanızda fayda var. Çünkü daha belirli bir süre, belirli yıllar, belki de uzun yıllar eski kanun hükümlerinde giderek azalsa, daralsa bile uygulamamız gerekecektir. Şimdi geliyoruz son olağanüstü kanun yoluna, yargılamanın iadesi. Yargılamanın iadesi nedir? Yargılamanın iadesi olağanüstü bir kanun yoludur. Hüküm kesinleşmiş olabilir. Ama hüküm kesinleştikten sonra işte nasıl kesinleşir? İlk derece karar verir, istinafa gider, istinaftan sonra temize gider, temiz bir karar verir, tekrar alt dereceye gelir. Alt derece buna uyar veya direnir, uyarsa yeni bir karar verir. O karara karşı yeniden kanun yollarına gidilir. Kanun yolları onu onayabilir veya bozabilir. Tekrar alt dereceye gelebilir. Sonunda işte diyelim ki bozula bozula, darala darala artık kanun yoluna başvurulamayacak bir hal alır ve kesinleşir. Bir, böyle kesinleşir. İkincisi, kanun yoluna başvurulabilecekken taraflar hiçbir şekilde kanun yoluna başvurmazlar. Öyle kesinleşir. Üçüncüsü de zaten bu karara karşı ya istinafa gidilememektedir veya istinaf sonrası temize gidilememektedir. Karar bir şekilde kesinleşir. Fakat kesinleştikten sonra öyle şeyler ortaya çıkar ki bu ilk yapılan yargılamanın hatalı olduğu, sakat olduğu, adalet hissini zedelediği, örneğin sahte bir senede dayanarak karar verildiği veya tanığın yalan yere tanıklık yaptığı tespit edilebilir. Mesela orada tanıklık yapan kimse daha sonra şikayet edilir, ceza mahkemesinde yargılanır ve gerçekten de yalan yere tanıklık yaptığı anlaşılır veya yalan yere yemin ettiği anlaşılır veya bilirkişinin raporunu verirken rüşvet aldığı, yanlış rapor verdiği açıkça anlaşılır. Şimdi buna rağmen bu hükümler kalsın demek, adalet hissini önemli ölçüde zedeleyeceği için kanun koyucu belirli hallerde yargılamanın iadesi yoluna başvurulabileceğini kabul etmiş bulunmaktadır. İşte yargılamanın iadesi sonunda ya eski hüküm tamamen iptal edilir veya eski hüküm iptal edilerek yerine gerekirse yeniden de karar verilebilir. Fakat yargılamanın iadesi istisnai bir hüküm yoldur. Yani böyle her karara karşı başvurabileceğimiz bir yol değildir. Yargılamanın iadesi çok ağır yargılama hataları söz konusu olduğunda ve kanunda sayılan sebeplerle sınırlı olarak ancak söz konusu olabilir. Onun dışında söz konusu olmaz. Bir de yargılamanın yenilenmesi veya iadesi yoluna başvurabilmek için her iki terimi de kullanıyoruz. Kanuni terim yargılamanın iadesidir ama eski tabirle iade-i muhakeme de denilmektedir veya yargılamanın yenilenmesi diye de ifade ediyoruz. Bir karara karşı iade-i muhakeme yoluna başvurabilmek için önce kesinleşmiş olması gerekir, bir. İkincisi, bir de maddi anlamda kesinleşmeye elverişli kararlar olması gerekir. Eğer bir karar maddi anlamda kesinleşmeye elverişli değilse o karara karşı iade-i muhakeme yoluna başvurulamaz, çünkü gerek yoktur. İsterseniz yeniden gidip zaten talepte bulunabilirsiniz. Örneğin çekişmesiz yargı işleri, örneğin icra mahkemesi kararları. Çünkü çekişmesiz yargı işleri eğer yeni bir durum ortaya çıkarsa yeniden ele alınabilir. Bunlar için yeniden yargılama yapmaya gerek
yoktur çekişmesiz yargıyı anlatırken kısaca bu konu üzerinde durmuştuk. Peki nelerdir iade-i muhakeme sebepleri? Kanun bunu 375. maddede ayrıntılı olarak belirtmiş. Bir de 376. maddede buna değinmiş. Şimdi bunlar neler? Tek tek okumanızda fayda var ama ben kısaca söyleyeyim. Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması. Yani diyelim ki işte toplu bir mahkemede oturup bir hakimin karar vermiş olması bu veya kanunun öngörmüş olduğu bir mahkemenin oluşmamış olması yine bir iadeyi muhakeme sebebidir. Ama görevsizlik ve yetkisizlik bu anlamda değildir. Görevsizlik veya yetkisizlik de kanun yoluna başvurulabilir. Ama görevsiz veya yetkisiz de olsa bir mahkeme artık kesinleşmişse verdiği karar geçerlidir. Çünkü mahkeme o kararı vermiştir ve çok temel bir yargılama hatası değildir. İki, davaya bakması yasak olan yahut hakkındaki ret talebi mercice kesince kabul edilen hakimin karar vermiş veya karara katılmış olması. Şimdi yasaklık ve ret halleri ayrı. Eğer yasaklı bir hakim, mesela sizin kardeşiniz, eşiniz eğer hüküm vermişse sizin hakkınızda, o zaman bu bir iade-i muhakeme sebebidir. Ama redde tabi olan bir mahkemede kimse hakimi reddetmemiş ve karar verilmişse bu bir iade-i muhakeme sebebi değildir. Ama kanun diyor ki reddi söz konusu olan bir hakim reddedilmiş. Ve ilgili merci tarafından da bu red talebi kabul edilmiş olmasına rağmen yani o kimse, o hakimin reddedilmesi red merci tarafından kabul edilmiş olmasına rağmen hala da o hakim yargılamaya devam edip karar vermişse bu da adeta yasaklı hakim gibi iade-i muhakeme sebebidir. Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve karara bağlanmış olması. Avukatınız olmayan bir kimse dosyaya girmiş, sizden habersiz yargılama yapmış veya kanuni temsilciniz olmayan bir kimse yargılamaya katılmış ise sizin haberiniz yok, bilginiz yok, onayınız yok. Böyle bir durumda da verilen karar sakat olacaktır. Bu da iade-i muhakeme sebebidir. Yine kanun diyor ki yargılama sırasında aleyhine hüküm verilen tarafın elinde olmayan nedenlerle elde edemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması. Tabii bu belgenin yargılamayı etkileyecek nitelikte olması gerekir. Yani diyelim ki siz alacaklısınız, alacaklı olduğunuzu ispat edemiyorsunuz bir türlü ve o sırada da ortada bir delil yok. Fakat daha sonra karşı tarafın bu delili sakladığı, gizlediği, üstünü örttüğü anlaşılıyor ise farklı sebeplerle ve sizin de kusurunuz yoksa sonradan ele geçirilmiş ise bu durumda da iade-i muhakeme sebebidir. Yine hükme esas alınan senedin sahte olduğunun anlaşılması, hükme esas alınan tanığın yalan tanıklık yapması, hükme esas alınan bilirkişi veya tercümanın yalan beyanı, hükme esas alınan yeminin yalan olduğu gibi hususlar. Dikkat edin, burada hükme esas alınan diyoruz. Ne demek bu? Mesela bir belge var ama hükmün gerekçesi değil. Tanık yapılmış ama o tanıklık hükmü değiştirecek nitelikte bir tanıklık değil. Hükme esas alınmamış hususlar. Bunlar eğer daha sonra ki ceza mahkemesi kararı ile bunların hepsinin prensip olarak ortaya çıkması gerekir. Eğer bunlar ortaya çıkmış ise bunlar birer iade-i muhakeme sebebidir. Hükme esas alınan hükmün başka bir hükmün ortadan kaldırılması. Şimdi yargılama yapılırken başka bir mahkeme kararı burada delil olarak kullanılmış olabilir. Fakat delil olarak kullandığınız mahkeme kararı daha sonra başka bir şekilde iptal edilmiş ise bu da yine bir iade-i muhakeme sebebidir. Lehine karar verilen kimsenin hileli davranışlar yapmış olması, mesela size yapılan tebligatları saklaması, gizlemesi, size ulaşmasının önüne geçmesi, bir takım hileli davranışlarının sonradan anlaşılması iade-i muhakeme sebebidir. Verilen hükmün kesinleşmesinden sonra aksi yönde ikinci bir hüküm verilmesi, tarafları, konusu, sebebi aynı olan bir hüküm veriliyor, kesinleşiyor. Bu hüküm artık mevcutken gidiyorsunuz yeniden dava açıyorsunuz. Aslında bu nedir? Bir dava şartıdır kesin hüküm. Fakat farkına varılmıyor. Yine aynı taraflar arasında aynı sebeple aynı konu üzerinden yeniden bir karar veriliyor. Böylece aynı konuda iki tane karar oluyor. Özellikle tabii birbirine zıt aksi yönde diyor. Aynı yöndeyse zaten ister bunu uygulayın ister bunu uygulayın fark etmez. Çünkü iki defa icra edilemez. Ama aksi yönde ise birbirine zıt ise o zaman çelişkili kararların olması hukuk güvenliğini zedeleyeceği için bu da bir iade-i muhakeme sebebidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özellikle yargılamanın yenilenmesine yönelik vermiş olduğu kararlar da bir iade-i muhakeme sebebidir.
Bir de 375. maddede belirtilmeyen Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu hakkındaki kanunda düzenlenen bireysel başvuru üzerine de eğer yargılamanın yenilenmesi gerekiyor ise yine onlar da bir yargılamanın yenilenmesi sebebidir. Şimdi bu belirttiğimiz sebeplere karşı ancak taraflar yani davacı veya davalı iadeyi muhakeme yoluna başvurabilir. Ama bir de davanın dışındaki üçüncü kişilerin, davanın tarafları dışındaki üçüncü kişilerin iadeyi muhakeme yoluna başvurması var. İstisnaen o da 376'da diyor ki davanın taraflarından birisinin alacakları veya aleyhine hüküm verilen tarafın yerine geçenler, borçları veya yerine geçmiş oldukları kimselerin aralarında anlaşarak kendilerine karşı hile yapmaları nedeniyle hükmün iptalini isteyebilirler. Şöyle düşünün. Davacı ve davalı muvazalı bir dava yürütmüşler. Bunun amacı da buradan elde edecekleri hükümle üçüncü kişilerin durumunu da etkileyecek sonuçlar doğurmak. Mesela siz kendinize karşı bir dava açtırıyorsunuz bir arkadaşınıza karşı. Mahkemede o arkadaşınızın sizden alacaklı olduğunu belirtiyor. Siz de bu mahkeme hükmüne dayanarak işte diğer tarafa parayı ödüyorsunuz. Şimdi burada ne yapmaya çalışıyorsunuz? Belki sizin başka alacaklılarınız var. Alacaklarınızdan bunu doğrudan bu parayı devretseniz onun iptal edilmesi söz konusu olabilir. İleride icra iflas hukuku derslerinizde göreceksiniz tasarrufun iptali şeklinde. Mahkemeyi adeta aracı kılarak, muvazalı bir yargılama yaparak, danışıklı bir yargılama yaparak aleyhinize bir hüküm doğurtuyorsunuz ve bir para ödüyorsunuz. Size gelinde de ne yapayım dava açıldı ödedim, mahkeme yanlış mı karar verdi diyeceksiniz. İşte böyle bir muvazalı dava varsa o zaman üçüncü kişiler bu tarafların elde etmiş oldukları hükmün muvazalı olduğunu, hileli olduğunu belirterek bu hükmün duruma göre tabii bunu ispat etmek şartıyla iptalini isteyebilirler. Demek ki taraflar 375'e göre istisnai durumda da 376. maddede de üçüncü kişiler belirli şartlarda hükmün iptalini isteyebilirler. Şimdi yargılamanın iadesi bir süreye tabidir. Fakat bu süre farklılık göstermektedir. Örnek kabilinden söyleyeceğim ama siz hükmü yine tekrar okuyun. Buradaki süre prensip olarak 3 ay ile 10 yıllık yani ama sürelerin başlangıcı her bir yargılamanın iadesi sebebine göre farklılık göstermektedir. Mesela diyor ki kanun 375. maddenin birinci fıkrasının B ve C bentlerinde öngörülen hallerde kararın davalıya veya gerçek vekil veya temsilciye tebliğ edildiği alacaklı veya davalı yerine geçenlerin karardan usulen haberdar olduğu andan itibaren 3 ay ve herhalde 10 yıl. Hükümler 10 yıl içerisinde zaten zaman aşımına uğrayacağı için 10 yıllık süre azami süredir. Yani bu 3 ayı 10 yıl içerisinde öğrenmeniz gerekiyor. Eğer o 3 ay içerisinde 10 yıl içerisinde öğrenmemişseniz 10 yıldan sonra bunu ileri sürmeniz mümkün değil. Mesela bu B ve C dediği neydi? Yasaklı hakim veya vekil veya temsilci olmayan kimsenin huzuruyla görülen yargılamalar. Siz hakimin yasaklı olduğunu veya vekiliniz olmayan bir kimsenin sizin hakkınızda bir dava yürüttüğünü işte öngörülen hallerde kararın asıla tebliğ edildiği veya usulen haberdar olduğu andan itibaren 3 ay ve her halükarda işte 1 yıl. Yeni belgenin elde edildiği veya hilenin farkına varıldığı tarihte. Eğer yeni belge veya hile söz konusuysa ne zaman farkına vardıysanız 1 yıl sonra, 1 yıl sonra, 5 yıl sonra, 5 yıl sonra ama o farkına vardınız, öğrendiğiniz andan itibaren 3 ay içerisinde bunu yapmanız ve azami 10 yıl. 375. maddenin birinci fıkrasının D, E, F, G bentleri bunlar neydi? D, E, F, G işte senedin sahte olduğu, tanıklığın yalan olduğu, bilirkişiliğin yalan olduğu, yeminin yalan olduğunun bentlerindeki hallerde ceza mahkumiyetine ilişkin hükmün kesinleştiği veya ceza kovuşturmasına başlanamadığı ya soruşturmanın sonuçsuz kaldığı durumlarda yani ceza mahkumiyeti veya ceza ile ilgili kararın ortaya çıkmasından sonra 3 ay gibi durumlar söz konusudur. Fakat istisnai halde kanun diyor ki 377.1'de 375. maddenin 375. maddenin birinci fıkrasının I bendinde yazılan sebepten dolayı yargılanmanın yenilenme süresi ilama ilişkin zaman aşımı süresi kadardır. 375 I neydi? Bir dava sonunda verilen hükmün kesinleşmesinden sonra taraflar konusu ve sebebi aynı olan ikinci davada öncekine aykırı bir hüküm verilmiş ve hükmün de kesinleşmiş olması. Bir hüküm var
aynı yönde, aynı taraflar arasında, aynı konuda yine ikinci bir hüküm, aynı, zıt bir hüküm ortaya çıkıyor. Burada ise 3 aylık süre değil, işte ilamın zaman aşımı süresi içerisinde, ki bu da kural olarak 10 yıl, 10 yıl içerisinde bu ikinci hükmün iptali her halükarda istenebilir. Süresi içerisinde talep edilmezse, yani özellikle bu 3 aylık süreye dikkat etmek lazım. Başlangıçları farklı olmakla birlikte. Eğer kaçırılırsa iade-i muhakeme istenemez. O hüküm o haliyle kalır. Tarafların o hükme razı olduğu adeta sonucu çıkmaktadır. Yargılamanın iadesi peki nasıl istenir? Dikkat edin, yargılamanın iadesi bir kanun yolu. Fakat kanun yollarının temel özelliği neydi? Aktarıcı ve erteleyici etkisiydi. Aktarıcı etki neydi? Bir üst merciye aktarmasıydı. İşte istinafa veya temize. Fakat iade-i muhakeme, yargılamanın yenilenmesi aynı mahkemede, kararı hangi mahkeme vermişse orada görülür. Çünkü 378 diyor ki yargılamanın iadesi talebini içeren dilekçe kararı veren mahkemece incelenmektedir. Bu sebeple bir dava gibi görülür. Fakat dilekçenizi bir dava gibi yazarsanız, yargılamanın iadesi talebi olduğunu söylerseniz, hangi sebeple yargılamanın iadesi istediğinizi belirtirsiniz. O yargılamanın iadesi sebebinizin kabul edilmesi durumunda ise dava hakkında yeniden karar verilmesini istiyorsanız ona ilişkin işte gerekçelerinizi, sebeplerinizi, açıklamalarınızı, vakalarınızı da ayrıca ortaya koymanız gerekir. Mahkeme dayanılan sebebin niteliğine göre teminat alınmasına karar verebilir. Çünkü mevcut bir hükmü ortadan kaldıracak yargılama yapıyorsunuz. Asıl olan hükmün doğruluğudur. Teminat alınmasına karar verebilir. Fakat bu durum eğer bir mahkeme kararına dayanıyor ise bu teminatın alınması da söz konusu olmayabilir. Özellikle yargılamanın iadesi talebi söz konusu olduğunda mahkeme önce bir ön inceleme yapar. Bu ön incelemede ki şekli şeylerdir. Kanun diyor ki diğer tarafı da davet edip dinledikten sonra 379. maddede talebin kanun süresi içerisinde yapılmış olup olmadı. İşte o biraz önce söylediğim süreler. Yargılamanın iadesi yoluyla kaldırılması istenen hükmün kesin olarak verilmiş ve kesinleşmiş olup olmadı. Henüz daha kesinleşmemiş karara karşı, çünkü diğer yollara başvurmak mümkündür. Kesinleşmiş kararlara karşı ancak kanun yoluna başvurulabilir. Keza yine iade-i muhakemesi mümkün olan, mesela çekişmesiz yargı kararlarına karşı mümkün olmadığı için bunlar da kabul edilmez. İleri sürülen yargılamanın iadesi sebebinin kanunda yazılı sebeplerden olup olmadığı, 375 ve 376. maddedeki sebeplerden birine girip girmediği konusu incelenir. Bu koşullardan biri eksik ise hakim davayı esasa girmeden reddeder. Reddederse eski hüküm yine ayakta kalmaya devam edecektir. Yargılamanın iadesi son çerçevesinde eğer talep kabul edilirse o zaman yeniden yargılama yapılması gerekir. Yeniden yargılama yapılmasında hakim dediğim gibi önce yargılamanın iadesi sebebinin mevcut olup olmadığını inceler. Sonra da o incelemesine göre bir karar verir. O kararda ya eski hükmü iptal etmekle yetinir veya yeniden kendisi bir karar vererek eski kararı düzeltebilir, değiştirebilir. Kanun diyor ki 380. maddede yapılan bu yeni yargılamada verilmiş olan karar onanır. Yani yeniden yargılama yaptık ama bu sonuç değişmedi. O senet sahteydi ama o senet sahte olmasa bile onu kaldırdık buradan. Fakat mevcut dosya durumuna göre, mevcut delillere göre de inceleme yaptığımızda yine davacı alacaklı olarak gözükmektedir deyip eski kararı olduğu gibi bırakabilir. Veya diyelim ki bir tanık var, tanık yalan yere tanıklık etmiş. Ama o tanık olmasa bile dosyadaki belgeler yapılan incelemede eğer yeterli görülüyor ise, kararın değiştirilmesi söz konusu değilse, değiştirecek bir unsur yoksa yine karar eski haliyle kalır. Veya kısmen veya tamamen değiştirilebilir. Eski karar kısmen belirli bir kısmı değiştirilebilir. Mesela o senedi kaldırdığınızda alacağın belirli bir kısmı artık ispat edilemiyor ise belki kısmen reddedebilirsiniz, kısmen kabul edebilirsiniz veya tamamen değiştirebilirsiniz. Mesela davayı kabul etmiştiniz, bu sefer davayı reddetmeniz gerekebilir. Çünkü o tanığın beyanı üzerine davayı kabul etmiştiniz veya o senet üzerine davayı kabul etmiştiniz, reddetmeniz gerekebilir. Belirli hallerde ise ancak önceki hüküm iptal edilir, bırakılır. Mesela nedir? Bir hüküm var,
O hükmün aksine yeniden bir hüküm verilmiş ise, ikinci bir kesin hüküm ortaya çıkmış ise, bu ikinci hükme, ilk hüküme karşı değil, ikinci hükme karşı iade-i muhakeme yoluna gidilir. İkinci hükmün gerçekten daha önce mevcut olan bir kesin hükme aykırı, onunla özdeş işte tarafları, konusu, sebebi aynı olan bir yargılama sonucu verildiği kanaatine varılırsa, iki tane hüküm var. Hükmü değiştirmek söz konusu olmaz. Bu hüküm tamamen iptal edilir. Dolayısıyla bu devreden çıkartıldığı için ilk hüküm yine ayakta kalacaktır. Yargılamanın iadesi sonunda verilen karar, hüküm nüshalarında, önceki hüküm nüshalarında onunla bağlantılı olarak ayrıca belirtilir. Peki ben yargılamanın iadesi yoluna başvurdum ama daha önce bir karar var ve bu karar icra ediliyor. Benim yargılamanın iadesi yoluna başvurmam bu hükmün icrasını durdurur mu? Kanun diyor ki hayır, durdurmaz. Ancak taraf teminat göstererek icranın durdurulmasını, icra takibinin durdurulmasını isteyebilir. Eğer yargılamanın iadesi bir mahkeme kararına dayanıyor ise, işte o ne demiştik mesela, bir hükmü iptal kararı esas alınan hükmün, başka bir hükmün, bu kararı esas alınan başka bir mahkeme kararının yine farklı bir mahkeme kararıyla iptali halindeki durumda olduğu gibi, eğer bu bir mahkeme kararına dayanıyor ise iptal sebebi, o zaman mahkemece teminat alınmaz. Evet arkadaşlar, böylece hem olağan hem olağanüstü kanun yollarına ilişkin açıklamalarımızı tamamlamış olduk. Tekrar dikkatinizi çekiyorum. Özellikle ben size mevcut 2016 yılından itibaren yürürlükte olan ilk derece istinaf temiz şeklindeki 3 dereceli yargılamaya ilişkin kanun yolu müessesesini anlattım. Ama 2016 yılından önce veya istinaflar yürürlüğe girmeden önce, daha doğrusu açılmış ve karar verilmiş davalar bakımından, karar tarihi önemli burada. Davanın tarihi değil. Eğer daha önce 2016 Temmuz'undan önce istinaflar yürürlüğe girmeden bir karar verilmiş ise mahkemece, o kararların hepsi temize gidecek, temizden tekrar ilk dereceye gidecek, gelecek. Tekrar eğer karar verirse tekrar temize gidecek. Araya hiçbir zaman istinaf girmeyecektir. Ama temiz bakımından genel anlattıklarımız orası için de geçerli olacaktır. Sadece arada istinaf söz konusu olmayacaktır. Bir. İkincisi, bir de karar düzeltme dediğimiz bir yol söz konusu olacaktır. Üçüncüsü de eski kanun hükümleri uygulanacağı için o hükümlere ilişkin işte süreler, çerçeve vesaire hep onların dikkate alınması gerekmektedir. Ama yargılamanın iadesi, her iki kararlara karşı da yargılamanın iadesi yoluna başvurulduğunda mevcut hükmün uygulanması gerekmektedir. Evet arkadaşlar, hepinize bu kanun yollarında ilgili dersimizden sonra iyi günler ve başarılar diliyorum.